şurayı okuyacağım ben şimdi. Tevafukla tesadüfe arasındaki farkı okuyorum. Külliyatta çok geçiyor. Sayfa 405 Hasan abi. Bir metin seçtim ve oradan devam ediyorum. Ama külliyatta tevafuk, tesadüf okudum yani. Abi. Şimdi ben hulasalayacağım bu metin üzerinden. Üçüncü risale olan üçüncü kısım. Kur'an-ı Mucizil Beyan'ın 200 aksam-ı icaziyesinden nakşi bir kısmını gösterecek bir tarzda Kur'an-ı Azimüşşan'ı Hafız Osman haddıyla tayin eden ve ayet-i müdayene mikyas tutulan sahifeleri ve sure-i ihlas vahid-i kıyasi tutulan satırları muhafaza etmekle beraber o nakşi icazı göstermek tarzında bir Kur'an yazmaya dahil mühim bir niyetimi hizmet-i Kur'an'daki kardeşlerimin nazarlarına arz edip meşveret etmek ve onların fikirlerini istimzac etmek ve beni ikaz etmek için şu kısmı yazdım. Onlara müracaat ediyorum. Şu üçüncü kısım 9 meseledir. Yani Üssü Hazretleri tevafukatı Kur'an-ı Kerim'deki göstermek için 200 aksam icaziyesinde böyle 200 tane kısımları varmış. Bu 25. sözde 40 vecihle Kur'an'ın mucizeli ispat edilmiş. Burada 200'den geçer. Demek ki onların şubeleri varmış. Bu 200'den birisi de tevafukmuş abi. Tevafuk lügatta abi denk gelmek. Tesadüf de rast gelmek. Yani hemen hemen aynı. Şimdi Üssü Hazretleri Bardır Layıkası'nda tesadüf iki yerde, bir yerde onda bir olur diyor Mehmet abi. Diğer yerde yüzde bir olur diyor. Şey tesadüf abi. Tevafuk, tevafukta iltifat-ı hassa ve inayet-i ilahiye var tevafukta. Tesadüf ya onda bir olur ya yüzde bir olur. Tevafukta inayet var. Gaybi bir el o meseleyi ayarlıyor abi. Mesela Üstad Hazretleri tevafuk için misal veriyor. Ben elime leblebi aldım. Üzüm aldım. Fındık aldım böyle. Belirli miktarlarda aldım. Karıştırdım. Fırlattım. Böyle. Üzümler bir tarafa. Fındıklar bir tarafa. Değil mi? Cevizler bir tarafa geldi. Bunların hepsinin bir tarafa gelmesi tevafuk bu abi. Gaybi bir el ayarlıyor onu. Tesadüf ona karışamıyor. Gaybi bir el üzümleri, fındıkları, cevizleri ayırdı. Tesadüf ise bir kere oluyor. Yani attın hangisi nereye giderse. Şöyle bir misal vereyim. Konuyu devam edeceğim. Mesela ben İstanbul'a gittim Mehmet abi. İzmir'den. Diyelim ki sen de İzmir'de oturuyorsun, sen de İstanbul'a gittin. Sultanahmet Camii'nde karşılaştık veya Sultanahmet Meydanı'nda karşılaştık. Bu tevafuk mudur, tesadüf müdür? Eğer biz aynı maksat için, ders yapmak için, değil mi? İbadet için oraya gittiysek, Cenab-ı Hak bizi buluşturdu. Bu tevafuk abi. Ama ben ders için gittim, değil mi? O da düğün için gitmiş, düğüne katılmak için. Bu tesadüf, bir kere oluyor. Ömrü boyumuzda bir daha böyle bir şey olabilir mi? İzmir'den kalkacağız, o düğün için gelecek, ben ders için. Tesadüf bir kere oluyor yani. Kainatta tesadüf yok Hasan abi. İlim, hikmet, irade var, kasıt var. Allah bilerek yapıyor. En intizamsız olan bir şeyde dahi Osman abi, nizam ve intizama tabi. Geniş bir nazarla bakmak gerekiyor oradaki mesele. Tesadüf bize bakan manası var abi. Şimdi Üssü Hazretleri bunu anlatırken bu tevafuku yani nasıl gaybi bir el iki şeyi birbirine denk getiriyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesiymiş bu tevafuk. Bunu Kur'an-ı Kerim'de ben göstereceğim diyor. Birinci mesele, ikinci mesele, üçüncü mesele ve efendim, dördüncüsü. Evet. Dörtlükte de anlatılmış var. Evet, sayfa 405. Üçüncü Risale'nin üçüncü kısım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de evet lafzayı celaller var Osman abi. Evet. Şunu silin abi. Şunu da silin. Bunun işi bitti.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de lafz-i celaller var. Amin. Üst Hazretleri bu lafz-i celallerin tevafukatını anlatmış. Bir, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü itibariyle birinci meselede o anlatılmış. İki, abi, sureler itibariyle tevafuk olduğu anlatılmış. Üç, sayfalar itibariyle tevafuk anlatılmış. Dört, satırlar itibariyle tevafuk anlatılmış. Yani şöyle bir Kur'an-ı Kerim sayfası düşünelim abi. Mesela burada lafz-i celal var. Sonra burada da var. Şimdi bu satır itibariyle, sayfa itibariyle, ayet, sure itibariyle ve Kur'an-ı Kerim'in geneli itibariyle diğer lafz-i celallerle münasebeti varmış abi. Satır, sayfa, sure ve külliyatın geneli. Mesela Üstad Hazretleri bunu anlatırken diyelim ki burada Arapça kelp yazıyor ya abi. Şimdi buradan bu sayfayı dersen o diğer sayfalarda, daha alt sayfalarda o kelbin ne olduğu, kıtmır olduğu tam buradaki kelp ifadesine tevafuk ediyor. Böyle alt alta üst üste abi. Tevafukta inayeti hassa, iltifat-ı rahmani var Mehmet abi. Gaybi bir el bunları ayarlıyor abi. Evet. O zaman bu lafz-i celaller, diğer efendim bir araya gelen cümleler, kelimeler, harfler efendim tesadüfen gelmiş diyeyim diyemiyoruz. Bir hikmet, bir mana için olmuş yani. Şimdi ben bunu enfüse getiriyorum. Asıl bizim getirmek istediğim şeydi abi. Enfüs manada da abi bu sayfa bizim her bir günümüz, her gün. Bu her gün mesela bugün sabah namazını kıldın Osman abi. Ondan sonra öğle namazını kıldı. Yani sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı. Sayfa itibariyle namazlar tevafuk ediyor değil mi? Namaz sana kıldırılıyor. Birisi bunu ayarlıyor. Sonra ertesi güne geçiyorsun. Ertesi günde de var. Mesela burada ders vardı. O sayfada da ders var. Şimdi burada kelbi derdin kırpma vardı ya. Bu sayfa senin her bir günün Yavuz abi. Senin her bir ömür günün bir sayfa. O sayfalardan mesela geriye doğru bak, geriye doğru. Senin o dersler birbirine tevafuk ediyor, namazlar tevafuk ediyor, müzakereler tevafuk ediyor, değil mi? Uhuvvetler tevafuk ediyor, tesanüfler tevafuk ediyor. Bakın kim ayarlıyor bunu? Gaybi bir el ayarlıyor abi. Yani o zaman Cenab-ı Hak, yani senin gündelik hayatında, yani bu sayfa bir günü ifade ediyor. Bir gününde. Ahiret noktasında böyle birbirine benzeyen şeylerin çoksa Hasan abi, senin hayatını Cenab-ı Hak ayarlıyor yani. Gaybi bir el o şeyleri bir araya getiriyor abi. Buna tevafuk deniyor bizim hayatımızda. Nasıl Kur'an-ı Kerim'deki bir sayfada lafz-i celaller birbirine bakıyordu, münasebeti vardı. Bizim ömür sayfamızda da abi, ahiret noktasındaki şeyler ne kadarsa o kadar tevafuk ediyor. O zaman diyelim ki mesela gün içerisinde bir şey yaptın sen, hiç ahirete bakmıyor. Bu tesadüf değil mi? Mesela sabah namazını kılmadın bugün. Ertesi gün de kılmamıştın. Diğer gün de kılmadın. Öteki gün de kılmadın ya. O zaman o adam tesadüfen yaşıyor. O gün ona rast geldi onu yaşıyor. Ona rast geldi onu yaşıyor. Tesadüf rast gelmek demek yani. O zaman bu ömür sayfasıyla diğer ömür sayfası da birbirine benzer şeyler oluyor ya. O zaman ona ne diyeceğiz? Ona tesadüfen tevafuk etti diyoruz abi. Nasıl yani? Yani onun namazsızlığı, diğer sayfadaki namazsızlığıyla birbirine uyuyor yani. Tesadüfen tevafuk ediyor. Mehmet abi. Tevafuk da inayeti hassa, iltifat-ı rahmani var. Cenab-ı Hak ayarlıyor abi. Tesadüfte ayarlıyor. Bir kere oluyor. Sen istiyorsun onu. Rastgele, o zaman rastgele yaşıyor insanlar Mehmet abi. Cenab-ı Hak ayarlamamış oluyor yani o işe. Rast gelmiş oluyor. İnayet-i hassa bir de? İltifat-ı Rahmani var. İltifat-ı. Şimdi tevafuk, bizim Risale'nin meslek esasları var. Meslek esaslarına riayet edince Osman abi, tevafuk, inayet, iltifat, ikram, rahmet, adalet gözüküyor. Altı. Risale'nin meslek esaslarına riayet edince
Bu 6-8 diyor. Biri tevafuk, biri ikram yani. Yani sen sıkıştığın zaman senin hayatında bir ikram olmuyorsa, bir tevafuk olmuyorsa o zaman nurculuğu bir sorgulamak gerekiyor yani. Evet. Sıkıştığın anda senin Cenab-ı Hakk'ın sıkıştığın olan sistemi açması gerekiyor. Böyle layıkalar. Bir kerameti o zaman. Evet. Bir ikram olması gerekiyor yani. Zaten bir iltifat olması gerekiyor değil mi? Mesela Çaycı Emin abi diyor ki ben Risale'yi tanımadan önce 12 ay çalışırdım. Anca geçinir geçinmezdim diyor. Değil mi? Risale'yi tanıdım. Ondan sonra ne kadar çalışayım bir senede? 3 ay çalışıyormuş. 3 ayda bir sene geçiniyorum. 2 sene geçiniyormuş. Bak ona bir ikram olmuş yani değil mi? Aynen öyle de bizim hayatımızda bu ve buna benzer. Bir farklılık, bir ayrıcalık. Sıkıştığın zaman sistemin açılması. Mehmet abi. O zaman sen diyebilirsin ki bu 6 tane saydım. Tevafuk, ikram, inayet, iltifat, rahmet, adalet. Bu 6'sı ben nur talebesi miyim değil miyim? Bu 6'sına mazhariyetimiz nispetinde ben diyorum ki ben nur talebesiyim. Çünkü layıkalarda her mektupta biri veya biri ikisi veya üçü var yani. O zaman eğer bunlar yok, o zaman ben tesadüfen yaşıyorum. Ne rast gelirse, biri dedi nasıl yani tesadüfen yaşıyorum? Mesela milli maç var. Milli maçın havasına girdim. Değil mi? Siyaset var, seçim. Seçimin havasına giriyor. Hasan abi. Ondan sonra başka ne olabilir abi? Mehmet abi, tesadüf ettiğimiz şeyler. Seçim dedim benim, maç dedim ondan sonra. Gaflet bir ortam. Düğüne gitti. Düğünler olur değil mi? Tatil. Ondan sonra gezmeler olur böyle. Tesadüfü Allah yapmıyor mu? Yap. Şimdi bizim tercihimize bakın abi. Hayrı ve şerri Allah yaratıyor ya. Kainatta zaten tesadüf yok. Kasıt ilim irade var ya. Hı hı. Buradaki tesadüf ben rast gelmek manasında artık Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasağı değil de ne rast gelirse onu yaşıyorum yani. Şu an siyaset revaçta onu yaşıyorum. Bir vakit maç revaçta onu yaşıyorum. Teknoloji revaçta onu yaşıyorum. Tesadüfen yaşıyorum yani ben. Neye rast gelsem onu yaşıyorum. Hangi esmaya bakıyor acaba? Mesela Allah'ın tesadüfen iş yapmamasıyla alakalı bir esma var mı? Ben, hani belki diyebiliriz. Bu masaya evet. Masal olmamak bu esma. Mesela külliyatta ben iki yerde gördüm. Cenab-ı Hakk'ın bir bari esması var. Bari. Mesela ağaçta yaprak var. Dal var, gövde var, çekirdek var, çiçek var, meyve var ya abi. Bunların hepsi birbirine uyumlu ya. Bak, bu bari ismine bakıyormuş yani. Şimdi tesadüfen yaşamak Hasan abi bizim lügat manada kullanıyoruz abi. Biz tesadüfen yaşıyoruz yani. Biri ihtiyara, biri irade. Tevafukta gaybi bir el yaşatıyor sana onlar. Mesela bugünkü namazlarımızı Allah kıldırdı bize. Bu tevafuk yani abi. Öğle namazımızda, ikindi namazını cemaatle kıldık. Bak, tevafuk etti. Allah yaptı bunu yani. Müzakerelerimiz bak, ben mesela müzakere istiyorum, sen de istiyorsun. Gaybi bir el Mehmet abi tevafuk ettirdi. Öyle değil mi abi? Tesadüfeni kim yapıyor? Tesadüfen ben... İhtiyarım. Biri ihtiyar, biri irade gibi. Heva ve hevesim yaşıyor. O an neye rast gelirsem onu yaşıyorum yani. Yani şöyle anlıyorum. Yani orada inayet veya... Tesadüf de abi. Senle alakalı bir durum yani. Evet. Senin tercihinden sonra Allah yaratıyor. O değil konumuz. Her şeyi Allah yaratıyor. Ama sen yaşadığın şey, yani tesadüfen yaşıyorsun yani. Bir kabir noktasında, ahiret noktasında hiçbir şey tevafuk etmiyor. Tek yani o mesele. %1 olur diye abi tevafuk. Senin ömür, tesadüf pardon. Senin 80 sene yaşasan, o olay bir kere oluyor abi. Peki, bugünkü ömür sayfanla, diğer ömür sayfanda da aynı şey vardı. O zaman tesadüfen tevafuk ediyor. Sen ayarlıyorsun onu yani. Senin ömür sayfanda onun olmasını sen istediğin için Allah yazdı yani. Yani şöyle de olabilir mi? Şerre merciyetimiz var ya. Evet abi. Şerri isteyen biziz. Şerri olan veyahut da ademi olan şeyler tesadüfi diyebiliriz o zaman. Mesela şöyle diyeyim. Mehmet abi gafletten gaflet edilmezse tesadüfe tesadüf edilmez yani. Ne? Müddeyi şeyden daha neydi o bir şey vardı ona karşı. Söyleyin, anladınız siz onu. Hani şeyin bir Beşir bir sözü var ya abi. Abi okulda hep öğretiyorlar felsefe mantık dersinde.
Descartes mi? Demiş ki, düşünüyorum, öyleyse varım demiş. Ben dedim ki, düşünmüyorum, öyleyse davarım demiş. Düşünüyorum, öyleyse varım. Dedi ki, düşünmüyorum, o halde davarım. Davarım söylemiş. Tesadüfen tevafuk ediyor. Birisi istiyor, diğerini ben istiyorum. İşte bizim şerre merciyet ve şeyler, yani ademi bir taraf. Yani tesadüfü de Allah yaratıyor. Tabii. Yani fiilim halik o. Orada yani bir gaye olmayınca da gene bir Allah'ın icraatıdır, esmasına bakıyor. Yani bir gaye ve hedefi yok yani öyle. Denk getiriliyor. Ama gene yapan Allah da... Mesela ben bir günah işlemek, yani şeyim var, gittim, denk geldim, o günah işledim. O denk gelmek tesadüftür. Mesela gidiyordum, bir şey geldi, rastladım. Denk geldi. Ve niyetim de benim çok bozuktu zaten yani. Denk geldim ve o şeyi, o tevafuk olamaz, o tesadüf olur. O zaman desek, şöyle mi abi, sen istedin yani onu. Tesadüfen, şimdi şöyle dedik, bir tevafuktan bahsettik. Hani devamlı olan, bir maksada hizmet eden... Bunu genellerse bir... biraz tehlikeli oluyor ama. Evet, evet. Tesadüfü öne çıkartıyorsunuz, canlı tutuyorsunuz. Yok şey... Kainatta tesadüf yok ki. Yani o zaman... Onu ayırdım abi ben. Bu konuyu bir yere... Onu ayırdım ben. Şöyle kayıtlamak gerekiyor. İlim irade kudret noktasından adımla bir tesadüf yok. Nerede tesadüf var o zaman? Şimdi tesadüf benim tercihlerimde var yani. Rastgele görüyorum ben ne ya? Onu yani yaşıyorum yani. Benim, o zaman şöyle oluyor. Benim bakış açımdan. Geniş bir nazarla baktığımız zaman nasıl işaret-ül icazda küfür imana hizmet ediyor değil mi? Küfür kendi başına var oluyor mu? Yok. Allah halk ediyor. Nasıl küfür imana hizmet ediyorsa o zaman tesadüf de tevafuka hizmet ediyor o zaman abi. Abi bari dedi ki hani bari esmasına. Bir yerde tesadüf geçiyor galiba küllerden. Yok abi çok yerde var Hasan abi ya. Olumsuz geçiyor da olumlu geçen. Olumsuz o bir tane geçiyor galiba. Tesadüf yoktur, tesadüf olamaz, tesadüf olamaz. O şekilde geçiyor da. Ama o olumlu işte birinci dediğimi anlatırken yani tesadüfen varladı mı bir yerde geçiyor. Nerede abi sen? Tesadüfen diyor tabiat risalesinin bir yerde geçiyor. Bir yerde o tesadüf yoktur. Sorarlar öyle arada. Hani o tesadüf yoktur, tesadüfe rastlanmamıştır o şekilde çok. Olmadığını anlatıyor ama müsbet manada tesadüfen olmuş. Rastlan bir yere bakın rastladı mı diyor. Abi tesadüfen... Şöyle öyle kritik yerde bir cümle var ki bak bir cümle okuyacağım size. Abi. Bakın bir cümle. Bağladı galiba değil mi? Bağladı okuyayım mı? Abi çok var. Evvelden hiç muharefemiz yokken seni kalağı üstünde ilk ve tesadüfen gördüğümde. Daranetten halas... Bu abinin. Bu değil. Ustadın bir yerde var. Abi şöyle. Hani bir cümle okuyorum size. Tesadüfü Adem kuyusuna diyor. Evham derelerine ve tesadüfü Adem kuyusuna. Tesadüf bize bakıyor. Evet, benim tercihlerimle alakalı Hasan abi. Peki şu cümleye ne diyeceğiz? Şu cümleye ben... Osman abi. Evet, şu cümleye ne diyorum? Benim tercihlerimin karşısına çıkarsa buna tesadüf denmez ki. Zaten ben tercih etmiştim. Şimdi ben tercih ediyorum şimdi. Mesela diyelim ki ben bu kamptayız. Evet. Çok iyi biliyorum ki bu Edremit şehir merkezine gitsem çok günah göreceğim. Evet. Bu günahları görmem tesadüf değil ki ben zaten bilerek tercih etmişim. Göreceğimi biliyordum zaten. İşte peki abi şöyle olsa benim niyetim ben bak yok şu var. Tesadüfün yapısında Allah'ın canibe ne değil, ilim, irade, kudretimiz olmadan rastgele yaşamak gibi böyle bir şey, tamam mı? Ama tesadüf insan canibinden var. Hı. Allah canibine ilim, irade, kudretin dışında hiçbir şey yoktur. Yani mesela bir yerde diyor, tesadüf şey etti diyor, batıl, hak ederken batıl başına düştü diyor. Lemahat'ta geçiyor. Yani şimdi diyelim ki ben Edremit'in merkezine gidince şimdi çıplaklar var. Tesadüfen mi rastladım? Hayır. Ama ne göreceğim bilinmiyor abi. Ama göreceğimi biliyordum. Kimi göreceğim olabilir.
İşte Cem o zaman... Ama Haram göreceğimi kesindi. Abi bilmiyorum. Niyetim var, yanlış bir şey yapmaya niyetim var. O anda telefon çaldı. Bakayım, doğru bir adam. Abi şöyle, peki buna ne diyeceğiz abi? Şöyle Miraç Risalesi'nden okuyorum. Böyle çok muazzam bir yerden okuyorum. Bu Selahat-ı Cüziye'de bir seyir umumi ve bir urucu külliye var ki ta Sidret-i Müntaha'ya, ta Kab-ı Kavsiye'ne kadar meratib-i külliye-i esmaiye'de gözüne kulağına tesadüf eden. Ha işte herhalde bunu kastediyordum. Bir yerde bir yerde var işte bu. Ha. Şimdi çok külli birisi, tam çok kritik bir yerde bu cümle yani. Hı. Tesadüfen. Peki niye böyle söylüyor abi? Şimdi Miraç ikiye ayrılı ya. Beklemedik bir şeyi. Miraç ikiye ayrılı ya. Allah'a göre olsa, bak Allah'a göre tesadüf yok. Peygamber'e göre olsa anlatıyor. Peygamber'e göre, yani bize göre tesadüf var. Neye rast geliyorsan, eğer senin ahiretinle, kabrinle bir münasebeti yoksa, sen sebebiyet verdiğin için Allah yarattı, tesadüfen sen onu yaşadın. Abi. Tesadüf o yani. Burada rast gelmek, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Esma-i Hüsna'da cüziyet ve külliyet noktada seyrederken onunla alakalı ne Cenab-ı Hakk'ın ayeti ve kelamı varsa ona tesadüf etmiş, rast gelmiş yani. Lügatıyla öyle yani. Hasan abi ben şöyle düşünüyorum ama. Buyurun abi. Tesadüf ihtiyari kadere, tevafuk iradeyi kadere. Güzel bir şey o. Evet abi. Dedim ya, yanlış bir şey yapasın var. Tam o anda bir arkadaşım aradı, hiç aklımda yok. Aradı, dedi hadi gel bilmem işte içmeye gidelim haşa, tamam mı? Tam düşünüyordum ama o da aklımda yok. Tam tevafuk, işte tevafuk mu tesadüf mü? O da ben hadi gel gidelim dedi. Bu tevafuk mu oluyor, tesadüf mu oluyor? Şerde tevafuk olmaması lazım. Yok, eğer gitmediysen... Gittim, yok. Ben yanlış bir şey yapasın vardı ama o adamı düşünmüyordum. Evet. O adamla birden ben aradı, ya gel gidelim takılalım. Tam üstüne o adam ama senin, düşünmediğim bilmediğim bir adam aradı. Bu tesadüf mü tevafuk? Tesadüf. Tesadüfün içindeki tevafuk. Evet. Tesadüfen tevafuk ettin yani. Evet. O zaman kullanılır yani. Yani biraz... şey, abi şöyle yani buradaki... Şey vicdanım şey yapmıyor. Yani. Yok mesela o dediğim bir tane bu işte. Miraç'ta tesadüf etti var ya. Miraç'ta gözünü kullanıyor. Allah'a göre, bize göre abi. Ha de, hani gene bir tane geçiyor. Bundan başka var mı gösterebileceğin? Tesadüf var abi. Bir tane de gösterelim. Osman abi bakar mısın? Tesadüf öyle bir öbür türlü çıkıyor. Yani. Başka yok. Olmaz edemez, bilmem ne diye tesadüf. Tesadüf konusunda böyle. Tesadüf değil, şunu diyor sanki. Ya tesadüfen yaşıyor, rast gelmek manasında yani. Yani şeydir. Evet abi. Büyük Emin Nabil'de. 191. Eylül ziyarete hissiyete hiç bakmadığın halde bugün tesadüfen kulağıma girdi ki diyor. Şey diyor, bu abinin o. Üstadın o değil mi? Ben bir şey söylemek için söylüyorum. Şimdi şöyle anladım abi, siz iki taneden bahsettiniz ya, tesadüfü şu anlamda kullanıyoruz sanki. Daha önce böyle bir şeyle yaşantım geçmedi, yapıyorum. Yarın farklı bir şey yapıyorum, öbür gün farklı bir şey yapıyorum. Yani maksatta bir şey yok gibi zahirde görünüyor. Hani daha önce yapmadığım bir şeyi gördüysem onu tesadüf diye kullanmış. Yoksa rastgelelik manasında değil de hiç alakam yokken, münasebetim yokken tesadüf ettim. Şimdi kainatta tesadüf var mı? Yok. Ben de kainatın içindeyim. Cevap açar ne? Mehmet abi. Kainatta tesadüf var mı? Yok. Ben de kainatın içindeyim. Tesadüfen yaşayabilir miyim? Bu Allah'a göre söylüyor. Yok yani. Benim yaptığım bütün tercihler dahi bir şeye bir hikmet ve gaye bak, için. Lugatını oku bakayım. Bak. Rast gelme, bir şeyi kendiliğinden olma, tedbirsiz meydana gelme. Evet. Rast gelme işte. Ben kullandığım şey bu. Rast gel. Rast geliyorsun yani. Şimdi abi kainatta tesadüf yok yani. 20. mektupta ilim irade kudret anlatılmış ya. Tamam. Kainatta tesadüf yok. Tesadüfsüz görünen, tesadüf en böyle tesadüf gören şeyde dahi bir ilim irade hikmet var yani. Peki o zaman bize bakan tesadüfün olması gerekiyor. Ben rast geliyorum. Bugün siyaseti yaşadım. Seçimler bitti. Bak şimdi başka bir hava yaşıyorum. Öteki gün başka bir hava yaşayacağım. Ben tesadüfen yaşıyorum yani. Şimdi şeyde mesela Mesnevi Nure'de de pek çok belalara, düşmanlara tesadüf ettim yani. Evet. Bu rast gelmek manasında. Daha önce görmemiş, görüyor işte. Yani evet. Kader ilerlesekte pek bir acı bir olay yapmışım. Tesadüf ettim. Bu tabi tercüme şey olabilir, bilmiyoruz. Yok, o manada gene cümle var abi. Ben hani şu an notum yanımda değil de. Üstadın bu işaret-i cazda Mesnevi Abdülmecid abi
kendi kullanıyor ya. Mesela ey kafir, bunu duyduktan sonra iyi düşün. Ustadın öyle şeydi yok. Ondan sonra o kendisi öyle şey diyor da. Fakat tesadüf böyle al şey yapsaydı sana, tesadüf daha şeylerde kullanılıyor. Kullansa herhalde öyle geliyor bana. Olumsuz şeylerde. Mesela hakka rakken batıl dağlar başına düşer diyor. Adam mesela kötü bir hayat yaşıyor. Artık bahanesi öldü. Dönmek istiyor artık. Din yaşamak istiyor. Dindarlarla beraber olacak. Hangi cemaatin için doğrudur? Fıtratına uygun mudur? Bu adam niyeti bu. Şimdi bir cemaat arıyor. Bunun bulduğu cemaat tesadüf müdür, tevafuk mudur? Hayır olan şeylerde tevafuk. Evet, işte onu ben mesela. Yani tevafuk da abi, gaybi bir el ayarlıyor ona. Evet. Mesela uzun köprüde değil mi? Sarı bıçak Mustafa geliyor üstadın yanına. Gaybi bir el kilitli olan kapıyı açmış yani. Yani onun isteğiyle değil mi? O vazif gaybi biraz tevafuk ediyor. Ama gitseydi oraya kapı açılmasaydı o kapıya rast gelecekti yani. Rast geldiği için tesadüf oldu. Açılmadı. Şimdi kainat noktasından baktığımız zaman açılmamasında da bir ilim irade kasıt var abi. İşte tesadüf bize bakan yani. Oluyor. Yani hikmetini, geleceğini bilemediğimiz bir şeyde belki kullanılabilir ama genel manada kainatta ve kendisine tesadüf yok. Liyakata göre muameli görüyoruz. Şey diyor, tesadüf ise diyor cehlimizi örten gizli hikmet ilahinin perdesidir. Sözler daha söyle bak. Ne diyor? Tesadüf ise cehlimizi örten gizli bir hikmet ilahinin perdesidir. Yani liyakatım cehlimizi örtüyor. Gizli hikmet ilahinin perdesi. Yani liyakatımıza göre Allah bizi denk getiriyor. Ama bu liyakatımıza göre buna tesadüf öyle diyor. Ya da cehlimizin fakat ifadesi yani o andaki cehlimizi. Yine tesadüf onun için kullanılıyor. İfade edemiyoruz, tanımlayamıyoruz. Ama ifade edebildiğimiz gaye ve maksadımızın içine giren şeyde tevafuk var, doğru. Ama tesadüf o kaçıncı pencerenin sonundadır ya? İşte okuduğum şey böyle evet. Diyorsunuz. 24. Evet. Tesadüf diyor, cehlimizi neydi? Cehlimizi örtenen hikmetini gizli bir hikmet ilahinin perdesidir de hakikata yanaş. Evet. Şimdi toparlıyorum derse. Evet. Şimdi bu derste buyur abi. Abi şey de diyebilir miyiz ya? Tesadüf daha mazisi var. Mazisi olması lazım. Ama denk geliyor. Daha yok ama. Var mazisi var. Mesela diyor ki ben bugün bir yere giderken daha önce şurada gördüğüm birine tesadüf. O tevafuk oluyor abi. Tevafukta mazisi yoksa. Öyle değil, öyle değil. Mazi var burada. Ve peki toparlan. Deniz kenarında birini gördüm, aynı adamı çarşıda tesadüfen rast geldim. Şey olmayan tesadüfen tevafuk ettin abi sen. Peki abi rolda rastgele bir insanı görsen, yürüyordun bir adam gördün. Sonra başka birini gördün. Tesadüf etmiş. Bu tesadüf mi tevafuk Bana sorarsanız kainatta tesadüf yoktur. Hepsi ilim, irade, kudret dairesinde oluyor. Ama kastetmediğim şeylerde bu tabir kullanılabilir. Ben kastetmemiştim. Cüz'i olarak kullanmış. Yani, kastedilmeyen ihtiyari tercihlerde olur. İradeli tercihlerde olmuyor. Yok. Şimdi üç tane mesele nazara verdim ben bu derste değişiklik olsun diye. Bir, külliyattaki ey kardeş hitabındaki ey hitabı. Çok ilginçti o. Niçin yapılmış? Dört tane maddesi vardı. İkincisi, esbab perdeymiş. Örten perde var. Gösteren perde var. Peki neyi örtüyor? Neyi gösteriyor? Allah'ın rububiyetini, icraatını gösterirken iki şeyi örtüyor. Bir, haksız şekvalar, batıl itirazlar gitmemesi için eğer gitse Allah helak eder onu. İki, Cenab-ı Hakk'ın kemaline ve kudretine nakise gelmemek için. Sebepler örten manasında perde olmuş. Üçüncü bir mesele tevafuk ve tesadüfe nazara verdik.
O zaman şimdi mukadder mana, kainatta tevhid ve vahdet asıl olduğu için o zaman bu dersin bir cümleyle özetlersek şöyle oluyor. Şimdi ya hitabına muhatap olunması nispetinde abi, o zaman esbabın örten ve gizleyen yerine muhatap olup tevafukla tesadüfi birbirinden ayırabilirse. Bak külliyeten birbirinden uzak görünen üç tane meselesinde nasıl bir münasebet var yani? Bunun aynısı Kur'an-ı Kerim'de var. Baştaki harfle, cümleyle, sondaki veya ortadaki bir harf cümlenin birbiriyle muazzam münasebeti var. Ki kainatta da öyle. Güneşle sivrisineğin nasıl münasebeti varsa her şeyin her şeyle münasebeti var. Onu bir daha söyler misiniz abi? Ya hitabına? Ya, muhatap olunması nispetinde sebeplerin örten ve gizleyen tarafını görüp tevafuk mu, tesadüf mü olduğunu biliyorsun. Bak ben şimdi hatırıma geldi bu. Birleştirdim de abi. Nazım yani. Bu çok önemli bu. Bir cümleyle özetlemek, okuduğunu anladığının ifadesi yani. Bunu yazalım abi. Ya hitabına muhatap olunması nispetinde. Evet. Esbabın örten ve gizleyen tarafına muhatap olup tevafukla tesadüfü ayırt ediyorsun. Ayırt edilebilir yani. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة